Rubik küpün her yüzeyi bir harf ile temsil edilir. R, right, yani sağ katman. L, left, yani sol katman. U, up, yani üst katman. D, down, yani alt katman. F, front, yani ön katman. B, back, yani arka katman. Bir katmanın saat yönünde döndürülmesi o katmanın sembolü ile gösterilir. Saat yönünün tersine döndürülmesini ise o katmanın sembolüne i harfi veya tek tırnak ekleyerek gösteririz. Örneğin ön katmanı sağa doğru yani saat yönünde çevirmek için F. Saat yönünün aksi istikametinde çevirmek için FI veya F tırnak şeklinde yazarız. Not: saat yönünü belirlemek için döndürmek istediğimiz yüzeyin karşımızda olduğunu farz ederiz. Bir katmanı iki defa saat yönünde çevirmek için sembolüne 2 yazısı eklenir. Örneğin üst katmanı iki defa çevireceksek U2 yazmamız gerekir. Bu bilgiler ışığında bir örnek yapalım. Unutma, sana vereceğim bu örnek hareket Rubik küp çözümünde kullanılan en temel hareket dizisidir. Küp çözümünde en çok bu hareket kullanılmaktadır. R ters, D ters, R, D. Yani sağ ters, alt ters, sağ, alt. Anahtar deliği tekniğiyle Rubik küpü çözüm için şu ana kadar verilen bilgiler yeterli olacaktır. Artık Rubik küpü çözüm işlemine başlayabiliriz. İlk önce kendimize bir renk seçelim. Renk seçimi konusunda tamamen serbestsin. Ben genellikle beyazı tercih ediyorum. Beyaz ile bir artı işareti yapalım. Bunun için herhangi bir algoritma kullanmaya gerek yok. Sezgisel hareketlerle kolayca artı işareti yapılabilir. Bu sayede çözüm sürecinin ilk aşaması başarıyla tamamlanmış oldu. Bir sonraki aşamada görüşmek dileğiyle.